Product name mesela. Product name. Bir de ne lazım bana? Kolumun adı. Kategori name. Nereden? Diyelim ki product'sa. Ama yetmedi değil mi? Tek başına çekersek gelme imkanı var mı? Yok. Benim tabloları birleştirmem gerekiyor mu şu anda? Gerekiyor değil mi? Tek tabloymuş gibi. Inner join denilen bir komut var arkadaşlar. Bu tabloları mantıksal olarak birleştiriyor o an için. Sorunu çalışırken. Hangi tabloyla yapacağım? Kategoriyiz. İyi de arkadaşlar, bu birleştirme böyle rastgele bir şey olmayacak ki. Nelere göre birleştirmemiz lazım? Kategori ID'lere göre. Değil mi? Diyeceksin ki bak işte bu products'ın kategori ID'si şu olanın, değil mi? Daha doğrusu mesela product'ı seçiyorsun. Kategori ID'si bu olan kategoriyi de getir. Değil mi? Nereden bağladık biz bunları birbirine? Zaten şeyde de aynı değil miydi bu olay? Diyagramlarda. Kategoriler ve product'lar arkadaşlar. Birbirlerine nereden bağlı? Kategori ID'den bağlı değil mi? Ürünün kategori ID'si var içerisinde. Bakın bu zaten bana nereden bağlamam gerektiğini söyleyecek. Products'taki kategori ID ile Categories'taki kategori ID. Doğru mudur? Bunlar birbiriyle ilişkilendirdik biz. Şimdi dedim ki madem öyle nereden birleştireceğimi söylüyorum. On dedi. Products'taki kategori ID eşit olacak. Neredeki kategori ID'ye? Categories'teki kategori ID. Anlaşıldı mı bu arkadaşlar? Var mı sorun? Bakalım. Çalışıyor mu? Direkt çalıştı değil mi artık? Artık kullanıcı daha anlamlı veriler görmeye başlayacak. Inner join dediğiniz şey senin aslında gerçekte yaptığın olay. Düşün iki tane defter var. Birinde kategorileri koymuşsun. Diğerinde ürünleri. Açtın ürünleri ve kategori, bunların kategori isimlerini söyle bana dediğinde. Ürüne bakarsın değil mi? Ürün adını alırsın. Kategori ID'sine bakar. Gidip diğerinden o kategori ID'ye ait kategori adını bulup getirirsin. Bu da aynısı. Adamlar böyle bir yazım geliştirmişler. Daha hızlı bunları yapabilmek için. Güzel, direkt olarak ilişkili bir şekilde çıkıyor arkadaşlar. Ürün ve kategori adı. Mesela başka ne olabilir? Mesela ürün ve tedarikçi. Hangi ürünü kimden alıyorum? Yapılabilir mi? Yapılır değil mi? Neden? Aralarında bir ilişki var. O zaman bir şey soracağım. Madem böyle. Kim hangi ürünü satmış? Bunu bilebilir misiniz? Employee değil mi bu? Çalışanın ID'si soyadı var. Siparişlerde çalışanın bilgisi var mı? Var. Gittim. Oradan da sipariş ID'yi yakaladım. Siparişe ulaştım. Buradan da ürün ID'yi yakaladım. Ürüne ulaştım. Değil mi? Bakın, ilişkisel veri tabanının güzelliği budur aslında. Her şeyi bir kere yazsan da hiçbiri diğerinden kopuk değil. Bu şunu getirmiş bana diyorsun. Direkt ilişkileri takip ederek yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Tamam. Mesela
Supplier'ın company name'i var. Yazalım. Ürünün adı ve bu ürünü kimden aldığımın bilgisini istiyorum. Yani şirketin adını istiyorum. Nasıl yazacağız? Select product name, company name. Nereden? From products energy neyi? Nereye bağlayacağım bu sefer? Suppliers'la bağlayacağım değil mi tablo olarak? Hangi kolonlardan bağlayacağım? Ürünün supplier ID diye bir kolonu var. Burada da var. Yani daha doğrusu ikisinin arasındaki ilişkiye baksanız çıkacak arkadaşlar. Ürünün tedarikçi ID'si ile tedarikçi ve tedarikçi ID'si. Olur mu? Bunlar birbiriyle oradan ilişkili değil mi? Bastım. Product name ve company name benim karşıma geldi arkadaşlar. Tamam, bu kesişim haricinde diyelim ki Northing'de kategoriler içerisinde gittim edit dedim. Yeni kategorileri. Şimdi artık bu gelmeyecek ekrana arkadaşlar. Neden gelmeyecek? Şu ekrana çıkmaz. Çalıştıralım. Bakalım yeni diye bir şey var mı? Gelmedi değil mi? Neden gelmedi? O kategoride hiçbir ürün yok ki. Doğru değil mi? Kesişmesi lazım arkadaşlar. Tamam. 9 numaralı kategori ID'ye sahip bir ürünümüz var mı şu an elimizde? Yok. O yüzden arkadaşlar ekrana da gelmiyor. Anlaşıldı mı? Kesişim budur. Yani ben gittim mesela şu anda Products'a edit yeni bir ürün ekleyelim. Köfte işte supplier ID'si 14 diyelim. Kategori ID'si kategori ID'si 9 dedim. Kaydoldu. Artık var mı? Var değil mi? Gittim aynı sorguyu tekrar çalıştırıyorum. Artık geldi değil mi? Neden? Çünkü artık kesişiyor arkadaşlar bu iki tablo. Tamam mıdır? Arkadaşlar artık burası bir küme midir? Kümedir değil mi? Orası kesişim kümesi olarak geçiyor. Peki şöyle bir şey olursa tuttum. Pardon. Tamam mıdır? Şu anda
Tuttum bir tane renk seçtim. Dedim ki artık burası farklı bir kümedir. Doğru mu? Burası farklı bir küme artık arkadaşlar. Tek bir kümeden bahsediyorum değil mi? Ha, şimdi madem böyle bir şeyden bahsediyoruz biz, burada da yapılabilir mi? Burada da istediğiniz kadar inir göğünü birbiriyle bağlayabiliyorsunuz. Tamam. Mesela bu ürünü kim satmış, kime satmış, ne zaman satmış, hangi kargo şirketiyle göndermiş, hepsini alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sizden istiyorum. Diyorum ki order tablosu neydi bunlar? Siparişler miydi? Orders ve shippers gördüğünüz gibi iki tablomuz var. Bu tablolarda order tablosundan tarihi istiyorum. Tamam. Tarihi göstermek istiyorum. Siparişin adı olmaz, değil mi? Tarihi olur. Siparişin tarihini ve ben bunu hangi kargo şirketiyle göndermişim? Kampanyayı. Siparişte shipper ID diye bir şey var mı? Yok. Nereden bulabilirsiniz? Neyle bağlı bunlar? İlişkiler olur mu? Aynen öyle. Order'daki ship ile shipper'daki shipper ID'yi bağlamanız gerekiyor mesela. Ha? Siparişin tarihini görmek istiyorum ekranda. Bir de kimle gönderdiysem onun kampanyayı başlayın. Ne diyeyim?